Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Temini Faaliyetlerinde Assubay Meslek Yüksek Okullarının taban puanlarının kaç olduğunu ve tercih işlemlerinin nasıl yapıldığını anlatacağız. Videomuza geçmeden önce videoların devamlılığını sağlamak adına kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca sınava giren adaylar yorum kısmına aldıkları puanları ve sınav deneyimlerini yazarlarsa sizler için daha yararlı içerik oluşturmak adına bizlere de yardımcı olmuş olursunuz. Videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar bugün Milli Savunma Üniversitesi sınavı, Milli Savunma Üniversitesi ikinci seçim aşamaları tercih işlemleri ve son olarak Milli Savunma Üniversitesi ikinci seçim aşamalarına çağrı işlemlerinin nasıl olduğunu anlatacağız. 2020 Milli Savunma Üniversitesi sınavı ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanacak askeri öğrenci adaylarını belirlemek üzere ÖSYM tarafından 3 Mayıs 2020 tarihinde uygulanacaktır. Normalde arkadaşlar bu sınav bildiğiniz üzere 29 Mart tarihinde uygulanması planlanıyordu. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle 3 Mayıs'a alındı. 3 Mayıs'a kadar salgının kontrol altına alınacağı tahmin ediliyor. Ancak olası bir kontrol edilememe durumunda sınav tarihinin tekrar değişme durumu var. Konuyla ilgili de bir değişiklik olduğu takdirde sizlere kanaldan bilgi paylaşımı yapacağım yine. Bu bağlamda kanaldan anlık duyurulardan haberdar olmak için zili aktif hale getiren arkadaşlar. Zili aktif hale getirmediğiniz sürece benim yapmış olduğum paylaşımlar size anlık olarak bildirilmiyor. 3 Mayıs tarihinde yapılacak olan 2020 Milli Savunma Üniversitesi sınavı yalnızca adayların ikinci seçim aşamalarına çağrı işlemleri için uygulanacaktır. Bu sınavın sonuç puanları yalnızca 2020 yılı için geçerli olacaktır. Ayrıca arkadaşlar, Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren her aday YKS sınavına da girmek zorundadır. 2019 yılına ait 200 üzerindeki puan sahipleri de 2020 YKS sınavına başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yaptıktan sonra 2019 yılındaki puanlarını kullanabilirler. 2020 Milli Savunma Üniversitesi sınavı YKS TYT oturumuna eşdeğer olarak hazırlanacak ve soruların zorluk durumu da TYT ile eşdeğer olacaktır. Soru dağılımına baktığımızda Türkçeden 40 soru, sosyal bilimlerden 20 soru, temel matematikten 40 soru, fen bilimlerinden de 20 soru olmak üzere toplamda 120 sorudan oluşmaktadır. Milli Savunma Üniversitesi sınavında hesaplanacak puan türlerini ve katsayılarını görüyorsunuz arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adayların aynı zamanda TYT oturumuna da başvuru yapmaları gerekmektedir. Harp okulları için adayların hem TYT hem de AYT oturumlarına başvuru yapmaları gerekmektedir. Adayların okullara yerleştirilmesi tercih sıralaması dikkate alınarak yapılacaktır. Fakat ek yerleştirme sürecinde adaylar tercih sırasına bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan herhangi bir okula yerleştirilebilecektir. Assubay Meslek Yüksek Okullarının ikinci seçim aşamalarına çağrı yaparken kullandığı puan türlerine baktığımızda 2020 yılı için Kara Assubay Meslek Yüksek Okulu sayısal puan türünden, Deniz Assubay Meslek Yüksek Okulu eşit ağırlık puan türünden, Hava Assubay Meslek Yüksek Okulu genel puan türünden, Bando Assubay Meslek Yüksek Okulu da sözel, eşit ağırlık, sayısal, genel olmak üzere bu 4 alanın hangisinden en yüksek puanı aldıysanız o puana göre çağrı yapacaktır. Okulların geçmiş yıllara göre puanlarını incelediğimizde Kara, Hava, Deniz, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu
sayısal puan türünden 2019 yılında 247.76 puanla öğrenci çağırmış. 2018 yılına baktığımızda ise bu puanın 217.85 olduğunu görmekteyiz. 2018 ile 2019 yılını karşılaştırdığımızda yaklaşık 30 puanlık bir artış söz konusu. Bu da arkadaşlar okula girişin biraz daha zorlaştığını göstermektedir. Sayısal puan türünden 247 puan almak isteyen bir aday, Türkçe bölümünden 5, sosyal bilimlerden 1, temel matematikten 21, fen bilimlerinden 10 net yapması gerekmektedir. Yapmış olduğu netin puan karşılığı da sayısal puan türüne göre 249'dur. Burada arkadaşlar yapmış olduğumuz hesaplama yaklaşık değerlerdir. Sınavda standart sapma olayları devreye girdiği için alınan puan artabilir. Yine 2019 yılına baktığımızda kara ve hava astsubay meslek yüksekokullarının eşit ağırlık puan türünden de öğrenci aldığını görmekteyiz. 2019 yılında eşit ağırlık puan türünden kara ve hava meslek yüksekokulları 271.26 puanla öğrenci çağırmıştır. 2018 yılında ise bu puan 234.77'dir. 2018 ile 2019 yıllarını karşılaştırdığımızda 37 puanlık bir artış söz konusudur. Milli Savunma Üniversitesi sınavından bu puan alabilmek için Türkçeden 24, sosyal bilimlerden 5, temel matematikten 20, fen bilimlerinden 1 net yapılması gerekmektedir. Bu şekilde bir net yapıldığı takdirde de eşit ağırlık puan türünden 271.97 puan alınmaktadır. Ayrıca arkadaşlar Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2018 yılında eşit ağırlıktan almış. 2019 yılında ise eşit ağırlıktan öğrenci almamıştır. 2019 yılında eşit ağırlık puan türünden öğrenci alan kara ve hava meslek yüksekokulları ile karşılaştırıldığında taban puanlarının aynı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Deniz Meslek Yüksekokulu 2019 yılında eşit ağırlık puan türünden öğrenci çağırsaydı taban puanı 271.26 olacaktı. Bando Astsubay Hazırlama Okullarının Görsel Sanatlar ve Konservatuvar bölümlerine başvuru yapan adaylar 2018 ve 2019 yıllarında 120 taban puanla ikinci seçim aşamalarına çağrılmıştır. Adayların 120 puan alabilmesi için de Türkçeden 4, sosyal bilimlerden 1, temel matematikten 1, fen bilimlerinden 1 net yapması gerekmektedir. Bu net sayısının puan karşılığı da sözel puan türünden 122.23'tür. Bando Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru yapan adaylar sözel, sayısal, eşit ağırlık ve genel puan türünden herhangi birinden 120 puanın üzerine çıktığı takdirde ikinci seçim aşamalarına çağrılacaktır. Ve son olarak ilk tercihini Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak yapan adayların çağrıldığı taban puanlara baktığımızda 2019 yılında taban puanın 189.48 olduğunu görmekteyiz. 2018 yılında ise bu puan 150 olarak belirlenmiştir. 2018 ve 2019 yıllarını karşılaştırdığımızda 39 puanlık bir artış söz konusudur. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na başvuru yapan bir aday 189.48 puan alabilmek için Türkçe bölümünden 10, sosyal bilimlerden 5, temel matematikten 10, fen bilimlerinden 1 net yapması gerekmektedir. Bu net sayısının puan karşılığı da sözel puan türüne göre 190.66 olduğu görülmektedir. Burada anlatmış olduğumuz puanlar 2018 ve 2019 yılına ait arkadaşlar. 2020 yılında yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi sınavında da çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum.
Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren birçok aday aslında kendini denemek amacıyla girmektedir. Dolayısıyla yüksek puan alan adaylar kendini denemek amacıyla sınava girdiği için ikinci seçim aşamalarına gelmemektedir. Burada alınan puanlar sadece okul tercihi aşamasında geçerli olacaktır. Yerleştirmeye esas alınacak puanlar YKS sınavından almış olduğunuz TYT puanlarıdır. Dolayısıyla yerleştirme yapılırken TYT puanı, spor mülakatları puanı ve sözlü mülakat puanlarının ortalaması alınarak yerleştirme yapılmaktadır. Bu yüzden Milli Savunma Üniversitesi sınavına hazırlanan adayların spor ve sözlü mülakatlara da ayrıyetten hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle Ankara'da oturmakta olan sözlü mülakat ve spor mülakatlarına hazırlanmak isteyen adaylar bizimle irtibata geçebilirler. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu yararlı bulduysanız beğenip yorum yapmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve zili aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar.